When I struggle, there is no progress. Continue to struggle and we will see change. Mücadele olmadan ilerleme olmaz. Mücadeleye devam edersek değişimi göreceğiz. Mumia Abu-Jamal, 2010. Former Black Panther, award-winning radio journalist and political prisoner. Yazar, eski Kara Panter, ödüllü radyo gazetecisi ve siyasi tutsak Mumia Abu-Jamal, siyasi aktivizmi nedeniyle hedef alınarak yaklaşık 40 yıldır ABD'de haksız yere hapiste tutulmaktadır. İşlemediği bir suçtan dolayı ölüme mahkum edilmişti. Bu ceza ancak 30 yıl sonra, 2011 yılında yoğun ve yaygın bir uluslararası kampanyanın ardından şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Tutukluluğu sırasında ve özellikle 2016 yılında hepatit C hastalığına yakalandıktan sonra yeterli tıbbi bakım ve tedaviden mahrum bırakılan Mumia'nın sağlığı son yıllarda zarar gördü. Siyasi aktivizmi nedeniyle hedef alınan Mumia Abu-Jamal 1982'den beri hapiste, yani 40 yıldır, bunun 30 yılı hücre hapsinde ölüm hücresinde geçti. Mumia, 9 Aralık 1981'de Philadelphia polis memuru Daniel Faulkner'ı öldürmekle suçlandı. Irkçı, adalet sistemi tarafından mahkum edildi. Adaletin bu şekilde suistimal edildiği belgelenmiştir. Polis memuru Faulkner'ın Mumia olay yerine gelmeden önce vurularak öldürüldüğünü tanıkların ifadelerinden biliyoruz. Tanıklardan biri olan Cynthia White, diğer iki tanık gibi polis tarafından tehdit edildiği için yalan söylemiştir. Balistik kanıtlar tahrif edildi ve diğer kanıtlar saklandı. Mumia'nın tutuklanmasına rağmen hayatta kalması şaşırtıcı. Üniformalı bir polis memuru tarafından göğsünden vuruldu. Kurşun akciğerini delip geçmiş ve karaciğerinin yakınına saplanmıştı. Mumia polis minibüsünün arkasında ciddi şekilde dövüldü ve hastaneye vardığında polis onu tekrar dövdü. Birçok Kara Panter gibi Mumia Abu-Jamal da FBI'ın hedefindeydi. Onu etkisiz hale getirmek ya da daha da kötüsü öldürmek istiyorlardı. Siyah jüri üyelerinin dışlandığı, tanıklara rüşvet verildiği ve yargıcın bilinen bir ırkçı olduğu kusurlu bir yargılamada Mumia suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi. Ancak susturulamadı. Mumia hapishane hücresinden dışlanmışların durumunu vurgulamaya ve mücadelenin yürütüldüğü her yerde ırkçılığa, baskıya ve adaletsizliğe karşı konuşmaya devam ediyor. Mumia, Prison Radio isimli cezaevi radyosundan düzenli olarak dayanışma mesajları ve siyasi analizler yayınlıyor. Ekim 2018'de Mumia'ya, avukatının kendisine karşı açık bir önyargı olduğunu ve ilk temyiz başvurusunu değerlendiren yargıcın bölge savcısı olarak davaya müdahil olduğunu göstermesinin ardından yeni bir temyiz şansı tanındı. Philadelphia savcıları, kararın çok geniş kapsamlı olduğunu ve sayısız başka davayı geri alabileceğini iddia ederek yeni bir duruşma kararına karşı çıkıyorlar. Mumia'nın davası, diğerlerinin yanı sıra, kapitalist, adalet sistemine neden güvenmediğimizi açıkça göstermektedir. ABD'de 4000 mahkum ölüm hücresinde tutulmakta olup, bunların %50'sinden fazlasını Afrikalılar ve Latinler oluşturmaktadır.
Hapishane nüfusu 2,5 milyon olan ve giderek artan ABD, dünyada kişi başına düşen en yüksek hapishane nüfusuna sahiptir. Bu nüfusun çoğunluğu en yoksul ve en çok ezilenleri oluşturan siyah ve diğer topluluklardan gelmektedir. Britanya'da da durum benzerdir. Britanya, Batı Avrupa'daki en yüksek hapis oranına sahip ülkedir. İngiltere ve Galler'de nüfus başına düşen siyah sayısı beyaz sayısından 5 kat daha fazladır. 2021 yılında Avrupa, ABD ve İngiltere'de mumyanın uzun süreli destekçileri olarak, emperyalizm tarafından tutsak edilenlerin serbest bırakılması için uluslararası bir etkinlik düzenledik. Yürütülen diğer kampanyaların temsilcileri konuşmacı olarak katıldı. Bu etkinliğin amacı adalet için mücadele eden herkes arasında birlik oluşturmaktı. Ardından ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısına başvurmak üzere iyi tartışılmış bir dava açıldı. Şu ana kadar federal makamlardan herhangi bir yanıt gelmedi. Daha fazla ses getirmek ve mumya için daha fazla destekçi kazanmak için çabalamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki Aralık ayında mumyanın bir filozof, yazar ve yayıncı olarak devrimci harekete verdiği entelektüel liderliği kutlamak üzere bir başka uluslararası etkinlik düzenleyeceğiz. Kampanyamız her zaman uluslararası eylemin ve emperyalizmin tüm tutsaklarının serbest bırakılması için mücadele edenlerle ortak davanın önemini kabul etmiştir. Mumyayı şimdi serbest bırakın. Tüm ihtiyarlarımız tehlikeli tutukluluk koşullarından serbest bırakılsın. Tüm siyasi tutsaklara özgürlük.